Sırada denizlerden bir haber. Ama bu kez çok eskiye gideceğiz. 60 milyon yıl önce Kanada sahillerine yüzen balıklar. Bakın neler yapıyorlar. Kanada'nın Calgary kentinde bir inşaat kazısında 60 milyon yıllık balık sürüsü fosilleri bulundu. Edgar Norberg, ev yaptırmak için kazdırdığı temel çukurundan çıkan kayalarda bazı şekillere rastladı. Kazıyı durduran Norberg, Calgary Üniversitesi'ne müracaat ederek kayaların incelenmesini istedi. Fosillerin bulunduğu kayaları inceleyen paleontolojist Darla Zeleniski 5 balık fosil buldu. Ve bunların 60 milyon yıllık oldukları tespit edildi. Dünyanın dört bir yanında yapılan paleontolojik kazılarda her gün yüzlerce fosil toprak altından çıkarılıyor. Kanada'dan Lübnan'a, Almanya'dan Kenya'ya kadar yerin altı canlı fosilleriyle dolu. Peki bu kadar çok canlı nasıl bozulmadan fosilleşip bugüne kadar saklı kaldılar? Fosiller bize ne anlatıyor? Sizin için hazırladığımız kısa filmde bu soruların cevabını bulacaksınız. Fosil, uzun zaman önce yaşamış canlıların doğal koşullar altında korunarak günümüze kadar ulaşan izidir. Ölen hayvan ve bitkilerin çürümeden korunarak yer kabuğunun bir parçası haline gelmesiyle fosil oluşur. Fosilleşmenin meydana gelebilmesi için hayvanın veya bitkinin ani ve hızlı bir şekilde gömülmesi gerekir. Bu gömülmeyi genellikle kimyasal bir süreç takip eder. Bu süreçte yaşanan mineral değişimleriyle de koruma sağlanmış olur. Fosiller canlılık hakkında verdikleri bilginin yanı sıra kıta hareketlerinin yeryüzü yüzeyini nasıl değiştirdiği, dünya tarihinde yaşanan iklimsel değişikliklerinin neler olduğu gibi yeryüzünün geçmişiyle ilgili de önemli bilgiler sunarlar. Jeolojik bilgiler, fosilleşen canlıların çok uzun dönemler içinde kayaların oluşumu sırasında yeryüzünün kabuğuna doğru yükseldiklerini gösterdi. Fosillerin bulunduğu kayaların bazıları yüz milyonlarca yıl öncesine aittir. Evet, kaya katmanları arasında sıkışarak fosilleşen canlılar doğa tarihi hakkında bize önemli bilgiler veriyor. Peki bu bilgiler ne olabilir dersiniz? Öncelikle fosillere bakarak bundan milyonlarca yıl önce dünyada hangi canlıların yaşadığını öğrenebiliriz. Bu canlılar hangi coğrafi şartlarda yaşadılar? Neyle beslendiler? Davranışları nasıldı? Nerelerde yuva yaptılar? Vücut yapıları, metabolizmaları nasıldı? Tüm bunları fosilleri inceleyerek öğreniriz. Örneğin ekranda gördüğünüz 65 milyon yıllık Kretase dönemine ait bir timsah fosili. Bu fosil Asya'da bulundu. Şimdi günümüzde yaşayan timsahları diğer ekrana getirelim. Evet, gördüğünüz gibi görünümleri birebir aynı. Uzun ve geniş kafatası yapısı, uzun bedeni, dişleri, kısa bacakları, derisindeki detaylar. Şimdi bu fosili bir de yakından görelim. Burun delikleri önde ve yukarıda. Bu yaratılışları sayesinde timsahlar burun ve gözleri dışarıda kalacak şekilde uzun süre su içerisinde kalabilirler. Ayak iskeletleri gördüğünüz gibi günümüzdeki timsahlar gibi oldukça kısa. Bu timsahın derisi neredeyse canlı timsah derisi gibi duruyor. Fosil timsahın iri yapılı, kalın ve kabuksu derisi bugünkü timsahların aynısı. Konik yapılı dişler fosilde de günümüzdeki timsahların dişlerine de aynı. Hatta bu fosilin dişi çalışmalar esnasında kırılınca içindeki kök kanalına kadar tüm detaylar ortaya çıkmış. Evet, gördüğünüz dişlerin iç kesine kadar incelebilen 65 milyon yıllık bu timsah fosili başından kuyruğuna kadar mükemmel bir canlı. Hiçbir eksik, hiçbir kusur yok. Bugünkü timsahlar gibi 65 milyon yıl önce yaşayan bu timsah da mükemmel bir avcıydı. Dişleri kırıldıkça yerine yenileri çıkıyordu. Vücut yapısı ve metabolizması sayesinde hem suda hem karada yaşayabiliyordu. Allah tüm canlıları var oldukları ilk andan itibaren mükemmel özelliklerle yaratmıştır. Gördüğünüz fosil örnekleri de bunun ispatı.